Evet arkadaşlar, herkese yeniden selamlar. Bir başka Football Manager 2020 videosuyla sizlerle birlikteyim. Bugün sizlerle birlikte ekranda da görmüş olduğunuz üzere Türkiye Süper Ligi'nde yabancı kuralı değişmiş olsaydı ne olurdu? Bu soruya cevap arayacağız. Yeni yabancı kuralı konuşuluyor biliyorsunuz. Bu kural dahilinde 6 artı 2 artı 2 şeklinde olacak. Yani 6 oyuncu yabancı oyuncu sahada, 2 oyuncu yedek kulübesinde, 2 oyuncu ise kadronun dışında olacak şekilde olacak yeni yabancı kuralı. Bu kural doğrultusunda 5 sezonluk bir maceramız olacak ama bu 5 sezonluk maceramıza geçmeden önce her zaman olduğu gibi hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Eğer bu video ilerleyen dakikalarda hoşunuza giderse aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız kanalda bu videoya destek amaçlı sizlerden en az 250 like rica etmekteyim arkadaşlarım. Bu doğrultuda bana desteklerinizi esirgemezseniz çok mutlu olurum. Bütün hatırlatmalarımızı da yaptıktan sonra hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Bakalım 6 artı 2 artı 2 yabancı kuralı doğrultusunda Süper Lig 5 sezon sonra ne hale gelmiş? Evet arkadaşlar, video yeniden hoş geldiniz. Tarihler 1 Temmuz 2019. Şimdi tabii ki tek tek sizlere sezonları göstereceğim. Biraz masraftan kaçmadım bugün. Şöyle Türkiye çıktı zaten. Hemen Türkiye'ye gelelim ve Süper Lig'e geleyim. Size Süper Lig'deki kuralı göstereyim. Ondan sonra zaten ileriye gideceğiz. Kuralda maç kadrosunda en fazla 8 yabancı oyuncu bulundurulabilir ve ilk 11'de en fazla 6 yabancı oyuncu bulundurulabilir şeklinde bir düzenlemeyi yaptım ben açıkçası. Bunun doğrultusunda farklı şeyler olacak. Yabancı kuralını kadroya koymuş olduk. Tabii ki kadrodaki yabancı sınırını size gösteremiyorum. Burada ligin kuralları gözüktüğü için. Ama normal şartlarda kadroda 10 tane yabancı oyuncu olabiliyor. Zaten ilerleyen dakikalarda başka takımların kadrolarında bunları size gösterebilirim. Hemen o zaman hızlı bir şekilde ilk sezonun sonuna geçelim. Bakalım ilk sezonun sonunda Türkiye Süper Ligi'nde durumlar ne olmuş? Evet arkadaşlar, videoya devam ediyoruz. Tarihler 1 Haziran 2020. Hemen zaten şurada Türkiye çok güzel çıkıyor bizim için. Türkiye Süper Ligi'ne gelmek istiyorum. Türkiye Süper Ligi'ne geldiğimizde ilk sezonun sonunda Galatasaray'ın 71 puanla şampiyonluk ipini göğüslediğini, 2. Fenerbahçe, 3. Trabzon, 4. Alanya, 5. Sivas, 6. Gençler, 7. Başakşehir, 8. Beşiktaş olmuş. Küme düşen ekipler arasında Rizespor, Gaziantep ve Ankara Gücü var. Ankara Gücü'nün maalesef küme düşmesi çok normal. Çok fazla yabancı oyuncuyu barındıran bir kadrosu var. Ankara Gücü'nün bundan dolayı bir de biraz güçsüz bir yapısı olduğundan dolayı maalesef Ankara Gücü küme düşen takımlar arasında oluyor. Beni burada en çok şaşırtan takımlardan bir tanesi tabii ki Beşiktaş oldu. Başakşehir de kez aynı şekilde yabancıların yüküyle devam eden bir takımmış. İlk sezonda Vedat Muriç 19 golle gol kralı, Alexander Sörloth 15, Florin Andone 14 gol atmış, Max Kruse 12 asist, Adem Laiç 10 asist ve Hakan Arslan 10 asistle asist krallığındaki ilk 3'ü paylaşmışlar. Şöyle bir transfer durumlarına bakalım. Sezon boyunca ne transferler olmuş onları gözlemleyelim. Sezon boyunca en fazla transfer ücreti ödenen oyuncu Emre Kılınç olmuş. Emre Kılınç Sivasspor'dan Salzburg'a transfer olmuş 8,5 milyon euro değeriyle. Epriano bu dönemde Başakşehir'den Real Betis'e. Radamel Falcao Morella'ya gitmiş Kolombiya Ligi'ne 2,7 milyon euroya. Antalya'daki Hamilton Brezilya Ligi'ne. Halil İbrahim Pehlivan Gençler Birliği'nden Beşiktaş'a gitmiş. Halil İbrahim Pehlivan'ın profilini de sizlere şöyle göstereyim. Yetenek puanı olarak 120'ye ulaşması beklenen bir oyuncu daha ilk sezondan 1,3 milyon euro ederek biraz piyasayı yükseltmiş. Tolga Ciğerci Alanya Spor'a 9 bin euroya ve Kubilay Sönmez bu dönemde kendisi Alanya Spor'a transfer olmuş Hatay Spor'dan ve gözüme çarpan başka bir takım yok. Şöyle Galatasaray'dan başlayalım. Galatasaray kadrosunu nasıl şekillendirmiş, kimleri göndermiş, kimler var? Galatasaray'ın ilk 11 yapısında Fernando Muslera, Martin Lines, Serdar Taşlı, Marco Saracchi, Mario Lemina, Jean-Michel Seri, Belhanda, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Florin Andone şeklinde olmuş. Galatasaray bu dönemde Ryan Babaya zaten kiralık, Maicon'da kiralık ve Guli'yi Everton'a kiralık olarak göndermişler. Ömer Bayram da enteresan bir şekilde kiralık olarak Konya'ya gitmiş. Ömer Bayram'dan yararlanmalarını beklerdim. Cagne zaten kiralık Brüj'de. Nagatomo da Basel'e kiralık olarak gitmiş. Bu dönemde Galatasaray'da bir yaprak dökümü olmuş açıkçası Galatasaray adına. Hemen devam edelim. Fenerbahçe'nin kadrosuna bakalım. Fenerbahçe Altay Bayındır, Marius Yeşil, Jailson, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Mia Zayis, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Max Kruse, Geri Rodriguez, Vedat Muriç şeklinde sağda dağılım olan bir takımı karşı
karşımıza çıkarmış. Şöyle Süper Lig'i gelirsek gösterirsek size oyuncuların ne olduğunu gösterebilirim. Onun dışında tabii kadroda gözüme çarpan Falat de var. Tolgay Arslan devam ediyor. Nabil Dirar, Luis Gustavo kadroda. Zanka'yı kiralık olarak göndermişler. Zaten Mihai Frey de kiralık olarak takımdan ayrılmıştı. Fenerbahçe kadrosu biraz daha farklı bir yapıda olmuş arkadaşlar. Oyunculardan fazla bir gönderim olmamış. Zaten şuradan transfer geçmişine geldiğimizde gönderdikleri bir Roman Neustadter var ve bunlar zaten oyun başında gönderilen oyunculardı. Aldıkları oyuncularda gözüme çarpan herhangi bir oyuncu var mı? Gözüme çarpan herhangi bir oyuncu yok Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'den sonra hemen Trabzonspor'a gelmek istiyorum. Trabzonspor da oyuncularını kadrosunda tutmaya devam etmiş. Uğurcan Çakıl, Kamil Ahmet Çörekçi, Manuel, Gaston Campi, Hüseyin Türkmen, Jose Sosa, Badu Endiaye, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Yusuf Sarı, Alexander Sörloth. Vakayeme'yi burada görüntülüyorum ben. Onun dışında yabancı oyuncu Jonobi Mikel kiralık olarak, Hüseyin'i kiralık ve Edgar Yi bu dönemde takımlar ayrılmış. Kadro dışında ise Filip Novak ve Ciderme oyuncularını görüntülüyorum Trabzonspor'da. Alanyaspor'da gözüme çarptı bu dönemde. Alanyaspor'da iyi bir kadroya sahip. Alanyaspor'daki değişimin sebebi teknik adam Erol Bulut olsa gerek arkadaşlar. Gerçekten önemli işler yapmış o da Alanyaspor'un başında. Hemen Beşiktaş'ta devam edelim. Beşiktaş'ta Loris Karius, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Victor Ruiz, Caner Erkin, Muhammed Elneny, Dorukhan Tokez, Diaby, Adem Naic, Enkudu, Burak Yılmaz 11 ile sağda olmuşlar. Atiba Hutchinson ve Prince Boateng yedek kulübesinde. Domagoj Vida, Reboko ile birlikte kiralık olarak takımdan ayrılan isimler de var tabii ki. Reboko kiralık olarak gelmişti. Jeremy Lines'i kiralık olarak takımdan PAOK'a yollamış ve Enzo Rocco da yine Milan'la birlikte kiralık olarak takımdan ayrılmış Beşiktaş'ta. İlk sezonu itibariyle Türkiye Süper Ligi 10. sırada yer almaya devam ediyor. Avrupa Liglerini en son sezonda göstermeyi uygun buluyorum arkadaşlar. En son sezonda bunların hepsine tek tek bakacağız ama en son sezona bakana kadar şimdi ikinci sezonla devam edelim. Evet arkadaşlar, ikinci sezonun sonuyla devam ediyoruz. Türkiye Süper Ligi'ne geldiğimizde ligin 11. sıraya kadar gerilediğini görüyorum. Fenerbahçe 76 puanla şampiyonluk ipini göğüsleyen takım olmuş uzun bir aranın ardından. Fenerbahçe'yi Başakşehir takip ederken Galatasaray 3. Antalyaspor 4. Beşiktaş 5. ve Trabzonspor 6. olmuş. Denizlispor, Giresunspor ve Adana Demirspor küme düşen takımlar arasında yer alırken alt ligden gelen Erzurumspor 38 puanla ligde 12. sırada kalmış. Gol krallığı sıralamasına baktığımda Alexander Sörloth 20 gol, Vedat Muriç 16, Enzo Crivelli 15 gol. Aslında burada dikkat çekmemiz gereken asıl nokta şu arkadaşlar. Bu kadrodaki sabit oyuncular takımlardan ayrılınca nasıl bir performans çizecek? Yerini doldurabilecek mi takımlar? Bunlar aslında önemli noktalar. Asist krallığında ise Tony Vakayeme 11 asist, Adem Naic 11, Ufuk Akyol 10 asistle burada önemli katkı veren isimlerin başında gelmiş. Benim burada dikkatimi çeken bir önceki sezonda başarılı olan Sivasspor'un 36 puanla aşağılarda olmuş olması. Transfer durumlarına bakmak istiyorum ben. Transferde Altay Bayındır bu dönemde 18.25 milyon euroya Chelsea'ye transfer olmuş. Mario Lemina Southampton'dan Galatasaray'a gelirken, Ozan Tufan Fenerbahçe'den Feyenoord'a, Marco Villarreal'e gitmiş. Christian Luindama'da Lille takımına transfer olmuş. Ciddi manada transferlerin olduğu bir dönemi görüyoruz şurada arkadaşlar. Gözüme çarpanları sizlerle paylaştım açıkçası. Burada Pavelika'yı da görüyorum. O da ligden ayrılmış. Güven Yalçın bu dönemde Konyaspor'a transfer olmuş. Adil Demirbağ Fenerbahçe'ye giden isimler arasında. Bu arada Burak Kapacak da Trabzonspor'a transfer olmuş. Gerçek gündemde de Burak Kapacak'ın Trabzonspor'a transfer olabileceği konuşuluyor açıkçası arkadaşlar. Şöyle Fenerbahçe kadrosuna bir bakalım. Kimler var? Harun Tekin var tabii ki kalede. Serdar Aziz, Adil Demirbağ, Abdülcebrail Akbulut, Alper Potuk, Tolga Arslan, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Geri Rodriguez ve Mihail Frey'e kalmış bir yapısı var Fenerbahçe'nin. Şampiyon olmuşlar ama bu yapıyı da. Başakşehir'e baktığımızda kadroda Mert Günok, Kaysara, Pong, Sadık Çiftpınar, Aziz Beyiç, Mahmut Tektemir, Soner Aydoğdu, Edin Vişka, İrfan Can Kahveci ve Kerim Fry ile birlikte Gulbrasen takımın kemiğini oluşturan oyuncular olmuş Başakşehir'de. Birçok yabancı oyuncu da tabii ki takımdan ayrılmak zorunda kalmış. Galatasaray'a devam ettiğimizde Fernando Mustera tabii takımın kaptanı ve kalecisi. Jorge sağ defansta oynuyor. Maicon ve Emin Bayram stoper ikilileri. Saracchi, Marcelo Saracchi sol bek olarak. Mario Lemina, Atalay Babacan, Feguli, Taylan Antalyalı, Adem Büyük ve Yunus Mallı 11 ile kadroda yer alıyorlar. Yabancılar gitgide azalmış. Zeki Yavru'nun falan Galatasaray'a geldiğini görüyoruz.
görüyoruz. Bu da olumsuzluğun başlangıcı aslında. Beşiktaş'la devam edelim. Beşiktaş'a baktığımda Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Ozan Özyakup, Dorukhan Toköz, Adem Laiç, Aydın Asiç ve Enkudu, Sinan Gümüş 11 ile sağda dizilmişler genelde. Baktığımda Enzo Rocco buralarda. Onun dışında Douglas var ve yedeklerde Miren'le birlikte yabancı oyuncu arıyorum. Burak Yılmaz var. 9 yabancı oyuncu var. Enteresan bir şekilde Beşiktaş'ta. Geldik Trabzonspor'a. Trabzonspor'da Uğurcan Şakır, Edgar Ye, Hüseyin Türkmen, Hüseyin'i, Filip Novak, Abdülkadir Parmak, Ali İbrahim Sevinç. Bu da Antalyalı Ali İbrahim Sevinç mi? Evet, o da 2.6 milyon euro gibi işte etmeyeceği paraları verilmeye başlamış yabancı sınırının gelmesinden sonra. İkinci sezonda da bu şekilde. Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Vakayeme, Sinan Bakış. Sinan Bakış'a kadar, bakın işte Sinan Bakış'a kadar düşmüş Trabzonspor arkadaşlar. Yani Alanya, Başakşehir 11 maçta oynatmış onu. Sinan Bakış'ı gerçekten çok enteresan bir yapı. Oyuncuların değerleri artıyor. Türk oyuncuya ihtiyaç oldukça ve bu doğrultuda Sinan Bakış'a bile dünyanın parasını verebiliyor. 650 bin euro verebiliyor Trabzonspor. Bunun da dikkate almak gerekiyor açıkçası. Onun dışında kadro dışında kalan yabancıları Alexander Sørloth ve Gaston Campi olmuş bu dönemde Trabzonspor'un, ama çok da önemli şeyler değil bunlar. Türkiye takımının, Türkiye'nin genel olarak lig yapısının da 11. sıraya kadar gerilediğini siz de görüyorsunuz. Gerçekten işler acısı bir durum söz konusu. Takımlar ne para kazanıyor ne de oyuncu satabiliyor doğru dürüst. Çok zevksiz bir lig oluyor. Yine de buna rağmen hemen 3. sezona geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videonun 3. sezonuyla devam ediyoruz. 2 sezondur çok böyle bir çekişme olmuyordu. Bu sezon çekişme olmuş Fenerbahçe ile Galatasaray arasında. Fenerbahçe 77 puanla 2 sezondur üst üste şampiyonluğu kazanmayı başarıyor. 74 puanla Galatasaray, 60 puanla Trabzon ve 57 puanla Alanya Spor ligi 4. tamamlıyor. Türkiye Süper Ligi 10. sıradaki yerine gelmiş. Bu arada Beşiktaş'ın ligi 9. sırada tamamladığını görüntülüyorum burada ben. Başakşehir'de 5. sırada kalmış. Bu dönemde Moreo Gazişehir'den gol kralı olmuş. Vedat Muriç ve Alexander Sørloth yerlerini paylaşıyor. Deniz Türüç bu dönemde 12 asist. Samet Karakoç bu dönemde Hatay'la birlikte çıkış yakalamış ve Mia Zais bu dönemde 11 asistle gerçekten beklentilerin üstüne çıkmış. 5 gol 11 asist gerçekten Mia Zais için önemli bir istatistik. Transfer durumlarına baktığımızda bakın Bernard Mensah takımdan ayrılmış, Villarreal'e gitmiş. Ufuk Akyol Trabzonspor'a, Alexander Sørloth alınmış. Onun dışında Motiba Strasbourg'dan Başakşehir'e, Geri Rodriguez Al-Ittihad'dan Fenerbahçe'ye gelmiş 3.5 milyon euroya ve gözüme çarpan Fatih Aksoy 2.7. İşte bakın Fatih Aksoy gibi çok ortalama oyunculara bile ciddi paralar verilmeye başlanmış. 2.7 milyon euro Alanya Spor'a gitmiş o da. Umut Bozok Lorient'ten Kasımpaşa'ya, Burak Kapacak Başakşehir'e transfer olmuş 2.5 milyon euroya. Görkem Sağlam. Bu arada Kubilay Kanatsız Kuş kendisi yeni Malatya'ya gelmiş. Le Havre'da bu dönemde 36 maçta 17 gol attıktan sonra ciddi bir performansa 1.8 milyon euroya Malatya'ya gelmiş ama Malatya'da beklenen bir türlü verememiş kendisi. Onun dışında Muhammed Şengezer Kasımpaşa'ya, Victor Ruiz CSKA'ya gitmiş. Umut Meraş'ın da Türkiye'ye geldiğini görüyorum. Yeni Malatya. Yeni Malatya sezonu bu kadar transfer yapmasına rağmen 8. sırada tamamlayabilmiş sadece. Beklentilerin altında kalmış. Fenerbahçe kadrosuna şöyle bir bakalım. Gözümüze çarpan farklı bir isim var mı? Yani çok Koray Günter'i görünüyorum. Okan Turp var. Serdar Gürler Fenerbahçe'de. Onun dışında Muhammed Gümüşkaya var. Selim Ilgaz var. Yine Hatay'dan tanıdığımız isimlerden bir tanesi. Artık yavaş yavaş bakın yabancı oyuncu sınırı çokça azalmış. Çok az yabancı oyuncusu mevcut Fenerbahçe'de. Galatasaray'a geldiğimizde Mustera, Jorge, Maicon, Emin Bayram, Süleyman Luş. Bu arada Süleyman Luş gelişimine devam ettiriyor. 128 yetenek puanı da. Mario Lemina orada. Onun dışında baktığımda Zeki Yavru, Sinan Topçu gözüme çarpan. Herhangi bir oyuncu yok Galatasaray'da farklı olarak. Trabzonspor'a bakalım. Trabzonspor'da Erce Kardeşler kaleyi devralmaya başlamış mı yoksa son maç diye mi verilmiş gözüme çarpan. Trabzonspor'da da öyle farklı oyuncu yok. Emircan Altıntaş var. Emircan Altıntaş Ümraniye'deydi. Alanya'ya gitmişti oradan ve Alanya'dan Trabzon'a gelmiş. O da 1.2 milyon euro harcanmış. 113 yetenek puanındaki bir oyuncu. Yani görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar oyuncuların değerleri doğrultusunda tam tersi bir şekilde, yetenekleri doğrultusunda daha doğrusu tam tersi şekilde para ödeniyor oyunculara. Beşiktaş'a baktığımda Beşiktaş'ta da gözüme çarpan farklı bir oyuncu göremedim açıkçası. Kartal Kayra, Yılmaz buralarda, Dorukhan Toköz. Aslında yani Beşiktaş'ın Türk oyuncuları gayet iyi. Bu başarılı olmaları lazım ama yabancı oyuncuları o kadar verimli
olmadığı için kendileri başarılı olamıyor. 3. sezon itibariyle Fenerbahçe 2 sezondur şampiyonluğu alıyor. Beşiktaş biraz aşağılarda kalmış gibi duruyor. Ama yine de ligin kalitesi 10. sırada devam etmekte. Hemen 4. sezona geçelim. Bakalım 4. sezonda ligin kalitesi nerelerde olacak. Evet arkadaşlar, 4. sezonla devam ediyoruz. Bu arada hatırlatmayı unuttum. Bu tarz videolardaki database dosyalarını oynamak istiyorsanız kanaldaki katıl butonuna basıp kanala üye olmanız gerekmekte. Kanala üye olduktan sonra database dosyalarını topluluk sekmesinde üyelere özel bir şekilde paylaşılmış olarak bulabileceksiniz. Video paylaşıldıktan yaklaşık 1-2 saat sonra. Bu hatırlatmayı da yapayım ve hemen 4. sezonla devam edelim. Türkiye Süper Ligi bu sezon 9. sıraya kadar yükselmiş. Demek ki Avrupa'da başarı gelmeye başlamış. Onları göstereceğim. Şampiyonluk virajında Galatasaray'ın şampiyon olduğunu görüyoruz. 62 puanla Trabzon 2. olmuş. Fenerbahçe bu aralar 6. sıraya kadar geriliyor. Sivas Spor 3. Gençlerbirliği 4. Beşiktaş 5. ve Fenerbahçe'nin 6. olduğunu görüyorum. Ama puan skalasının darlığını görüyorsunuz arkadaşlar. Sadece 1. ile 6. arasında tam tamına 5 puan bir baraj var. Yani kimin şampiyon olacağı aslında son haftalara kadar belli değilmiş. Hatta yani Fenerbahçe'nin ligi 2. sırada bitirme ihtimali de söz konusu. Onu bir sonraki save'de gösterim son sezonda. Transferlere şöyle bir göz atalım. İlkay Gündoğan bu dönemde Fenerbahçe'ye transfer oluyor ve iyi bir performans sergiliyor. Ferdi Kadıoğlu'nu satıyorlar. Tabii ki oradan gelen parayla büyük ihtimalle. Halil Dervişoğlu Brentford'dan kendisi Antalya Spor'a geliyor. Antalya'da bir sezon kiralık geçirmiş, ardından transfer olarak gelmiş. Enes Ünal Sivas'a gelmiş. Sivas'tan Fenerbahçe'ye gitmiş. Sivas'a çok düşük bir paraya gelmiş ve 27 maçta 13 gol atmış. Oradan bir sezon da aynı sonra Fenerbahçe'ye katılıyor yarım sezonda. Selim Ilgaz Yeni Malatya 4.6 milyon euroya. Yani gördüğünüz üzere o Türk oyuncular çok büyük paralar etmeye başladı. Tarkan Serbest 3.7, Ahmet Çalık 3.5 milyon euro etmiş. Yani bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Yani eğer ki gerçek hayatta günümüzde buna dönerse oyuncuların değerleri bu şekilde yükselecek. Güven Yalçın 2.9 milyon euro deli paralar harcanıyor kendisine ve beklentilerin altında kalıyor açıkçası. Küme düşen takımlarda Ankaragücü, Kayserispor, Denizlispor. Gol krallığı sıralamasında Juan Hernandez görüyorum. Juan Hernandez de iyi bir futbolcu aslında. Sivas Spor'da ve 122 yetenek puanıyla Sivas Spor'u taşıyan isim olmuş 16 golle. Ardından Nestorovic ve Gomis gol krallığı sıralamasında yer almış. Vedat Muriç ve Alexander Sörlat'ı göremedik. Onlar da 13'er golle hemen onların altında. Asist sıralamasında Samet Karakoç 13 asist, Atalay Babacan 12, Abdülkadir Ömür 10 asistle takımlarını taşıyan isimlerin başında yer almış 4. sezonda. 4. sezon itibariyle Galatasaray tekrardan şampiyonluğu alıyor. 2 Galatasaray 2 Fenerbahçe şampiyonluğuyla devam ediyoruz. Ligin son halini sizlere videonun sonunda göstereceğim. Onun için hemen 5. sezona geçelim ve bu arada Ertuğrul Ersoy da ligimize geri dönmüş Le Havre'dan. Kendisi Gençlerbirliği'nde oynuyor. Onu da belirteyim. Onu da sevdiğim bir oyuncu ama tabii ki çok fazla pazar hareketliliği olduğu için bazı şeyleri göstermekte mümkün olmuyor. 5. sezonda elimden geldiğince fazlasını size göstermeye çalışacağım. Onun için hemen 5. sezona geçelim. Evet arkadaşlar, videonun 5. ve son sezonuyla sizlerle birlikteyim. 5. sezonda Fenerbahçe'nin tekrar şampiyon olduğunu, Galatasaray'ın 2. Başakşehir'in 3. Trabzon 4 ve Beşiktaş'ın 5. sırada ligi bitirdiğini, Adana Demir, Ankaragücü ve Erzurumspor'un küme düşen takımlar arasında olduğunu görüntülüyorum. Şöyle baktığımızda geçen sezonda ortalık epey karışmış. Ankaragücü küme düşmekten kurtulmuş. Galatasaray şampiyon olmuş. Son haftada galip gelerek Trabzonspor ise 2. Sivas 3, Gençler 4 ve Fenerbahçe 5. sırada tamamlamış ligi. Son sezonda ise beklentiler biraz değişik olmuş. Makas iyicene daralmamış bu sefer. Yine aslında 9 puanlık bir baraj var 4. ile 1. arasında ama Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir ilk 3 sırada yer alıyor. Transfer geçmişine baktığımızda Dorukhan Toköz Bordo'ya giderken Nazım Sangare Trabzon'dan 10 milyon euroya Nottingham Forest'a, Sean Kleber West Ham'dan Fenerbahçe'ye yabancı oyuncu transfer etmeye başlamış takımlar tabii ki emeklilik geldikçe. Bu arada Kubilay Kanatsuzkuş 3.6 milyon euroya Galatasaray'a gitmiş. Deniz Türüç Ren takımına gidiyor. Türk oyuncular Berat Özdemir bakın 4.6 milyon euro. Yusuf Sarı Fenerbahçe'ye gidiyor Göztepe'den 4.8. Gerçekten enteresan paralar harcanmaya başlanmış. Emrak Baba Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya 2.5 milyon euroya gidiyor. Bazı oyuncuların değerleri çok olumlu olarak artarken bazılarının değerleri çok olumsuz olarak aşağıya geriliyor. Fenerbahçe'nin mesela kadrosunda Adnan Odabaşı diye bir kaleci var. Kendisi Regen altyapıdan çıkmış. Onun dışında bakıyorum Alp Kurt diye bir isim var.
Kendisi yine regen bir oyuncu ve Fenerbahçe altyapısından çıkıyor. Fenerbahçe altyapı olarak iyi oyuncular transfer etmiş, çıkartmış bu dönemde. Geri gelelim hemen Galatasaray'ın kadrosuna. Galatasaray'da Okan Kocuk artık kaleyi almaya başlamış. Fernando Muslera tabii daha kötü bir pozisyonda ondan. Onun dışında Galatasaray regen oyunculara fazla şans vermiyor gibi durmakta arkadaşlar. Hemen Trabzonspor'a gelelim. Trabzonspor'un kadrosuna baktığımda Uğurcan Çakır devam ediyor. Onun dışında Ufuk Akyol var. Filip Novak, Abbatuan Karaboğa kendisi altyapıdan çıkan bir oyuncu ve fena da oynamamaya başlamış. Batuhan 144 yetenek puanı gerçekten iyi bir seviye. Onun yaşındaki bir oyuncu. Yunus Akgün'ü buralarda görüntülüyorum. Galatasaray'dan birçok oyuncu Trabzonspor'a gelmiş. Beşiktaş'a geldiğimizde Ersin Destanoğlu var. Onun dışında Taner Ayyıldız isimli bir regen oyuncu var. O da Alanyaspor altyapısından çıkan bir isim olmuş. Onun dışında baktığımda gözüme çarpan bir oyuncu yok. Ligin yapısı 11. sıraya kadar gerilemiş Türkiye Ligi ve başarılar bir bir bozulmuş. Hemen şöyle bir Şampiyonlar Ligi yapalım. Şampiyonlar Ligi'nde durumlar ne olmuş? Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'ne geldiğimizde arkadaşlar şuradan çeyrek final diyelim ve ilk sezondan çeyrek finalden başlayalım. İlk sezonda çyeyrek finalde takımımız yok. Çeyrek final biraz çek bir beklenti oldu. Birinci eleme turundan başlayalım. Birinci eleme turunda ilk sezonda kimse yok. İkinci sezonda da maalesef takımımızı göremiyorum. Üçüncü sezonda da yok. Dördüncü sezonda da yok ve beşinci sezonda da herhangi bir takımımız yok. Euro Cup'a geldik. Euro Cup'ın ilk sezonuna gelelim. Hemen şuradan ikinci eleme turu ile başlayalım. İlk sezonda ikinci eleme turunda hiçbir takım yok. İkinci sezonda da herhangi bir takım yok. Üçüncü sezon gruplara attı bizi. İkinci eleme turunda Türk takımı arıyorum. Yine Türk takımı da bulamıyorum. Üçüncü sezondan dörde geçtim. Dörtte de herhangi bir Türk takımı yok ve beşinci sezonda ikinci turda Fenerbahçe'yi görüyorum ama Barcelona ile eşleşmişler ve kupanın dışında kalmışlar maalesef ki. Bir de Euro Cup 2 var. Euro Cup 2'ye bakalım. Euro Cup 2'de neler var neler yok. Hemen ilk sezona gelelim. İlk sezondaki çeyrek finalden itibaren bakalım. Çeyrek finalde ilk sezonda Başakşehir yarı finale kadar kalmış. Yarı finalde Nice'e elenmişler. Ülke puanının yükselmesinin sebebi Başakşehir'miş demek ki. Bir sonraki sezona baktığımızda burada çeyrek finalde kimse yok ve son sezonda da çeyrek finalde maalesef takımımız yok. Evet arkadaşlar, videonun burada sonuna geldik. Gördüğünüz üzere ligimizde 6 artı 2 artı 2 yabancı kuralı olsaydı çok da olumlu işler olmuyormuş maalesef ki. Bu doğrultuda ligimizde epeyce zevksiz bir profil ortaya çıktı. Ama yine de bu database dosyasını oynamak istiyorsanız kanaldaki katıl butonundan kanala üye olup topluluk sekmesinde bu videonun database dosyasını bulabilir ve oyununuza zevk katabilirsiniz. Nasıl zevk katacaksınız? Orası size kalmış soru işareti olarak. Evet arkadaşlar, videonun sonuna gelirken her zaman olduğu gibi eğer bu video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu videoya destek amaçlı sizlerden en az 250 like atmanızı rica ediyorum arkadaşlarım. Bütün bu hatırlatmaları da yaptıktan sonra bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.